Benim bunda kararım yok. Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metam çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. 12 Şubat 1965 sabah saat 8.30'da seccadesini ya da bir gazete parçasını alarak Dom Kilisesi'ne namaza koşan 300 gönül elçisinin torunları, sizleri değişimin tefekkür dünyasına, hayatın merkezine, evinizin yanı başında yükselen şehrin kalbine davet ediyoruz. 1985 senesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği çatısı altında kurulan emanetimiz Karlsruhe Ditip Merkez Camii'mizi Allah'ın izniyle yeniden imar ediyoruz. ...2000 metrekarelik arsa üzerine 5 katlı olarak kurulacak olan camimiz, geleneksel ve modern mimarinin bir araya geldiği 28,5 metre yüksekliğinde minaresi ve 17,5 metre yüksekliğindeki kubbesiyle birlikte 4781 metrekarelik kullanım alanı oluşturarak Karlsruhe ve çevresinde bulunan soydaş, dindaş ve komşularına çeşitli hizmetler sunmak gayretinde olacaktır. Külliyemiz her yaş grubuna hitap edebilecek dini ve kültürel eğitim faaliyetleriyle genç, yaşlı, hanımefendi ve beyefendilerin sosyal aktiviteleri için tahsis edilmiş alanlardan oluşmaktadır. Bodrum katında bulunan arabalar için park alanlarımız ulaşımımıza büyük bir rahatlık sağlarken gasilhane, çok amaçlı depolar ve gençlik merkezimiz bu katta yer alacaktır. Giriş katındaysa projemiz kapsamında yer alan pasajımız, fırın, kasap, berber ve tekstil gibi ihtiyaçları karşılayacak dükkanlar içermektedir. Yine aynı katta bulunan 380 metrekare ve yaklaşık 300 kişi kapasiteli çok amaçlı konferans salonumuz, sosyal, kültürel ve eğitim olmak üzere her türlü faaliyete açık olacaktır. Büyük mutfağı ve yemekhanesinde her gün taze ve sıcak yemekler siz değerli cemaatimizin beğenisine sunulacaktır. Birinci katta yer alan 400 kişilik mescidiyle cemaatimizin huzurlu ve rahat bir şekilde ibadet edebilmeleri hedeflenmiştir. Kütüphane, ders sınıfları, yönetim büroları, çayhane gibi bölümler bu katta yer alıp aile ve rehberlik danışmanlık bürolarımız külliyemizin bu katında olacaktır. Hanımefendiler için tahsis edilmiş olan 200 kişilik hanımlar mescidi, yönetim büroları, çayhane, dini ve kültürel eğitim sınıflarının yanı sıra el sanatları ve dil kursları gibi çok amaçlı faaliyetler için kullanılacak olan bölümler ve din görevlilerimiz için ayrılan dairelerimiz ise ikinci katta yer alacaktır. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için planladığımız anaokulu camimizin en üst katında yer alacak şekilde planlanmıştır. Külliyemizde engelleri aşacak bütün kolaylıklar en ince detaylarına kadar düşürülmüş, asansör ulaşımı sağlanmıştır. Anadolu'nun gönül elçileri, gittiği yeri, elindeki gülü, yüzündeki tebessümü ve kalbindeki sevgisiyle mamur eden imar medeniyetinin güzel evlatları. Gittikleri her mecrada iyilik tohumlarını yaşadıkları coğrafyalara serperek insanları kardeşlikle, barışla, şefkatle ihya etmeye çalışmış, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimselerin imar edeceğine inanan Allah'ın mümin kulları, Karlsruhe'de yaşayan kardeşlerimizin çağrısına kulak verin. Haydi, şimdi iyilik zamanı, şimdi yardım zamanı, şimdi kıyam zamanı, şimdi IMC zamanı. Aminlerin arşa nida edeceği, alınların secdelere uzanacağı, çevresini iyiliğe ve güzelliğe davet edecek imaretimiz, mabedimiz sizlerin yardımlarıyla yükselmeye devam edecek.
hayra kulak veren Rahman'ın kulları, gelin bu iyiliğe siz de hissedar olun. Geleceğimizi imar ettiğimiz Karlsruhe Merkez Camii Külliyesi, bütün insanlığa ve Karlsruhe halkına hayırlı olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la Shalom.